Evet. Kıymetli Kadıköy Sokak ailem nasılsınız? İyi misiniz? Yine bu videoda hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Olabildiğince videonun süresini kısaltmaya çalışacağım. Ee, i̇nşallah yanlış anlaşılmazsınız. Yanlış anlaşılmayız. Ee, yani hızlı hızlı geçiyorum. Beğenilerinizi talibim. Ben bu kadar söyleyeyim. Gerisini size bırakıyorum. Şimdi en uzun haberden geriye doğru gideyim. Vallahi bak en uzun haber... Neresi şey? Oho. Bir sürü haberimiz var da Mehmet Şimşek. Bakan Mehmet Şimşek yasa dışı bahis açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek yasa dışı bahsi tamamen engellemek istediklerini söyledi diyor. Şimdi yasa dışı bahsi engelleyeceksek bence e, hakemleri de engellememiz lazım. Vallahi yemin ediyorum ben bazen maçın hakemlerinin İddia oynadığını düşünmeye başladım ya. Yani arkadaş illa bir şeyin delilinin olmasına gerek yok. Mesela bir adam bir adamı öldürdü diye şüphe edersin. Adam mesela iki de böyle arkaya bakar. Ne bileyim bir şeyler yapar. Hani saçını falan kaçır böyle iki de böyle şey yapar. Ne bileyim hadi garip garip hareketler yapar. Şöyle şöyle bir şeyler yapar. Dersin ki ulan dersin bu adam potansiyel sıkıntılı. Bu adamda bir şey var desin. Ya da sokakta yürürken anlarsın. Bazı insanlar böyle gibi. Şimdi ben... E, Anadolu Ajansı'nın bakanlıktan edindiği şeye falan bakıyorum. Masak yasa dışı bahis tahsilatının ödeme, elektronik para kuruluşlarının toplandıktan sonra banka hesaplarına aktardıklarını falan şey yapmış, kripto varlıklara dönüştürüldüğünü. Arkadaşlar olay şu. Yasa dışı bahisten para dönüyor. Mustafa Hoca yatırıyor, Ahmet yatırıyor, Mehmet yatırıyor. Para döndü. Kazanıldı ya da kaybedildi. Kazanıldığı zaman Mustafa Hoca'nın direkt banka hesabına yatmıyor. Diyor ki sana paranı kripto olarak veririz. Kripto paraya çeviriyorlar sana gönderiyorlar senin kripto hesabına bu sayede ne oluyor sen 3 yatırmış oluyorsun hani kripto para artıyor azalıyor bilmem bir şey yapıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor ya hani birdenbire tespit edemiyorlar yani sisteme kara parayı bu şekilde sokan birçok kişi oluyor hatta ben size daha komiğini anlatayım daha enteresan anlatayım kara parayı aklamak için e, kumarhanelere gidip bile bile para kaybediyorlar bazıları bile bile para kaybediyor niye kumarhanenin sisteminde birikiyor Yanlışlıktan kazansa ne oluyor? Yanlışlıktan kazansa bu sefer de kasada bekletiyor parayı. Diyor ki benim burada hesabım olsun. Bu para burada beklesin diyor. Yine sisteme giriyor. Yani e, kumar bu tip paraların temizlenmesi için, sisteme girmesi için yegane şey oluyor. Acarbet, Atlasbet, bilmem sonu bet olan, bahis olan birçok siteye şey yapmışlar. 3000'den fazla sanal posta kapatma gelmiş. Milli Piyango özel önlem almış. Ben onu söylüyorum. E, Maç yayınlarını engellemeye çalışana kadar bunları engelleyin. Sanal ortamda oynatılan bahis, yeni suç duyurusu hazırlığı. Hani farkında olmadan suça ulaşıyorlar Bir de şeyi çok merak ediyorum. Arkadaşlar sadece bana mı geliyor yasa dışı bahis reklamı? Yani enteresan enteresan yurt dışı numaralar, yurt içi numaralar, garip garip şeyler. Hani herhalde tek bana gelmiyor değil mi? Sizlere de geliyor. Engelliyorsun birini olan benzer numaradan tekrar başka bir mesaj geliyor. Onu engelliyorsun öbürüyle geliyor. Yani aldın size potansiyel suçlu. Ya bunlar vatan aynı ya. Tümüyle engellemeye kararlıyız kesinlikle engellemeye kararlı olmaz lazım. Finans, finans kuruluşları üstüne düşeni yapmalı diyor. Sadece finans kuruluşları değil, hepsi üstüne düşeni yapmalı. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Ya devletimiz, vatandaşımız, milletimiz yazık günah nice 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 ocaklar sönüyor ya. Bir de tabi yasa dışı bahis alan bazı kulüpler oluyormuş. Ben bilmiyorum öyle kulüpler oluyormuş. Parasının yarısını alıyorlarmış ama başkanları inkar ediyormuş. İnşallah bu kulüplere de incelemeler, araştırmalar gelir. Bu arada 75.600 için teşekkürler. Sertaş Komşuoğlu sebebi, sebebi Olimpiyakos'un koçu demiş. Şimdi Sertaş Komşuoğlu Fenerbahçe Olympiakos maçının son bölümünde Şakmak kisiçki Bu ne biçim isim lan? Şek Ha, tamam. Şekmezkis. Bu arkadaş taraftar arasında olan şeyden ilgili konuşmuş. Ee, Olympiakos kaç, ne diyor? Sanırım Olympiakos koçunun her Fenerbahçe maçında olduğu gibi sergilediği agresif tavır oyuncuları da kötü etkiledi ve sahaya kötü yansıdı. Yine de e, adını söyleyemediğim arkadaş dahil tüm Olympiakos oyunculara maç boyu ve maç sonrasında sergiledikleri sportman tavırları için teşekkür ederiz. Hani stresli bir olay diyor. E, yeni sezonda başarılar diliyoruz diyor. Git Hollywood'da oyna demişler arkadaşlar. Stop talking the referee. Are you an actor in Hollywood? Go play in Hollywood demiş. Yani demişler ki Allah senin cızırtını vermesin ilah demişler. Ulan senin gibi futbolcu ancak basketbolcu futbola dönüp Galatasaray'da oynaması lazım. Kendini yere atması lazım falan demişler. Hocam iyi de senin dediğinde hakemle konuşmayı bırak Hollywood'da aktör müsün git Hollywood'da oyna demiş oluyor. Yani buna sinirlenmiş. Fenerbahçe'yi bu yüzden şikayet edecekmiş. Lan arkadaş ben de ırkçı değildi ama hoş değildi. Kalp atışım bilmem neydi falan. Ben de herhalde küfür ettiler falan zannediyorum. Tevbe estağfurullah. Ya biz futbola dönelim arkadaşlar. Boş verin. Galatasaray demişken aklıma geldi. Şimdi ligde 4 arka arkaya 4 maçını kazanan Samsun Spor ligde 2. sıraya yükselmiş durumda. Bir sonraki maç Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında. İnşallah Fenerbahçe'nin galibiyetle sonuçlanacak. E, Samsun'un ligdeki 3. mağlubiyetini alacağı maç olacak. Dün bir Mertens pozisyonu var. Fırat Aydınus Mertens'in dirseğinin cezası net kırmızı kart diyor. Mertens'in dirseğine kırmızı kart verilmeli diyor Beyin Trio ekibinin tamamı. Birçok hakem buna kırmızı diyor. Peki Mertens olayı, Mertens'in dirseği kaçıncı dakikada meydana geliyor arkadaşlar? Yani kaçıncı dakikada meydana geliyor? Ben onu merak ettim. Çünkü eski Mustafa Çulcu falan da aynı şekilde söylüyor. Hani yanlışım yok, değil mi? Maç 0-0ken oluyor bu olay. Dakika hani tam göremedim açıkçası da ee, bu olay ha Deniz Ateş Bitnel rakibine silah gibi kullanıyor. Kırmızı olmalıydı falan filan diyor. Şimdi ben dakikasını da geçtim. Arkadaşlar Mertens'in bu olayı ilk yarının ortasında diyelim ya da ikinci yarının başında diyelim. Fark etmez. Size göre kırmızı kart mı? bana göre kırmızı kart. Çünkü bu kadar spor hakemi kırmızı diyorsa herhalde sarı olacak hali yok. Peki maçın hakemi ne karar verdi? Devam. Devam devam. Vallahi bak. Maçın orta hakemi, yan hakemi, dördüncü hakemi, var hakemi, avar hakemi, davar hakemi, sığır hakemi hepsi de devam dedi. Hiçbir gelincele demedi. Şimdi bana diyorlar ki hocam diyorlar Galatasaray'a çok kafayı takmışsın. Fırat Günayer diyor ki artık Okan Buruk hakeme hobi olarak itiraz etmesi rahatsızlık veriyor. Maç bitmiş Okan Buruk yine enteresan hareketlerde bulunuyor. Ya benim gördüğüm Okan Buruk kovulmak istiyor. Bak buna bazı Galatasaray arkadaşlar da katılıyor. Enteresan enteresan hareketler. Yani Oğuz Altay gibi Galatasaray'a tapanlar da çıkıyor. Ne diyor Mehmet Türkmen? Eyyamcı ve art niyetli bir hakem demiş. Ya Serkan bazı diyor ki bir tane eyyamını söyle hakemin. Mertense atmadı maçı size verdi değil mi diyor. Ahmet Çakar Galatasaray maçı hakemle kazandı diyor. Yani ben birçok birçok isim sayabilirim size. Birçok ismin konuşmasını. Ya arkadaş nereye kadar böyle gidecek? Burada kırmızı vermiyorsunuz. Burada vermiyorsunuz. Avrupa'ya bir gidiyor. Azıcık bir şey durumunda hemen kırmızıyı yiyorlar. Sonra da hakeme itiraz ediyorlar. Serdar Dursun Galatasaray'a 2 sene de 6 puan hediye etti ya. Erman Torol diyor ki Serdar Dursun'un kaçırdığı gol pozisyonu öncesinde faul yok. Pozisyon çok temiz. Mustera neye itiraz ediyor? Ben bir şey anlamadım diyor. Ben şunu söyleyeyim. Oldu ya. Serdar Dursun o golü attı. Vardaki Galatasaray çocuğu Halis mulis Orul Orul Galatasaray çocuğu Yaşar Kemal Uğurlu faul verirdi. Taç verirdi. Offside verirdi. Bilmem burnunu karıştırdı. Futbolcu derdi. Şu derdi. Bu derdi. O golü yine iptal ederdi. Aksini iddia eden varsa elimde sattık köprü var. Ucuza uygun fiyatı satabilirim arkadaşlar. Yani bu kadar salaksanız verebilirim. Gerçekten diyorum ya. Ya arkadaş böyle bir dirsek nasıl görülmez. Bak bunlar şampiyonluk yolundaki takımların maçları. Yani aradaki farkı ince nüanslar belirleyecek. Bugün sen X takımına 4 tane kırmızı verirsin. Y takımına 0 verirsin. O X takımının yediği 4 kırmızının 3'ü haklı olur ama bir haksız olur. Ondan sonra çıkartır ki, arkadaş ben 4 tane kırmızı yedim. Bak bir tanesini örnek göstereyim yani Gösterir. Sonra akıllarda hepsi haksız olarak kalır. Yani Bülent Ustun'un bir açıklaması vardı. Diyor ki dün ne hikmetse Galatasaray'a gelen oyuncular gelirken 2 milyon euro maaş alıyor. Takımlar ayrılırken 8 milyon euro maaş alıyorlar diyorlar diye. Ben Okan Burun futbolcularla bir problem olduğunu düşünüyorum. Artık idare etmek istemediğini düşünüyorum. Ve futbolcuların da ilginç bir durum olduğunu düşünüyorum. Ha şimdi Fenerbahçe'de herkes en odaklanmış durumda. İşte en nesiliye aldı da Fenerbahçe gol kaçırıyor falan filan. Arkadaşlar cambaza bak yapıyorlar. Siz cambaza bakarken arka planda bir sürü şey yaşanıyor. Evet en Fenerbahçe'ye geldi. Gol sorunu yaşıyor. Kabul. Ama Jose Mourinho'nun çeşitli görüşmeleri var. İstediğimi şöyle yaparsın böyle yaparsın sözleri var. Sana güveniyorum var. Yani bu sezon 11 maçta görev almış. Sadece bir kez fileleri havalandırmış. Göztepe maçından beri golü yok ama Twente maçında yokları oynadı diyor. Hayır Twente maçında yokları falan oynamadı. Kaçırdığı gol pozisyonu oldu. Hazırladığı pozisyon oldu. Hani ondan önce oynadığı maçta kırmızı kart falan aldırdı rakibe. Yapmayın etmeyin ya. Sen Julius'e maçında kırmızı aldırdı ya. Yani e, illa gol atmasına gerek yok. Penaltı yaptırsın. Mesela 4 tane penaltı yaptırsan. Siz o maçta hiç gol atmasak gol atamadı mı diyeceksiniz. Ben 4 tane asist yaptı derim. Yani şu çekti adam eline değdi. Ne bileyim 3 kişiyi geçti tam gol atacak birisi çelme taktı düşürdü. Ne bileyim 3 kişiyi 4 kişiyi zorladı sonra adamı kırmızı yedirtti. Bunların hepsini düşünmek lazım ama en nesiri oynadıkça açılacak. Jose Mourinho'nun ona güvenmesi onun da ona güvenmesi lazım. Şu var milli aralarda ikinci maçlarda inşallah ikinci maçlarda en nesiri oynamaz. Edince oynar kendi takımının ikinci milli maçında. O yüzden de der ki Mourinho'da ulan sen yoruldun oynatayım der. Oynaya oynaya kendine gelecek. Bu arada Jose Mourinho demişken Jose Mourinho'nun aklı da fikri de Fenerbahçe'de. İngiliz medyasından Everton iddiası geldi. Arkadaşlar ben çok ilginç bir bilgiye ulaştım. Fenerbahçe'yi 10 milyon euro fesih tazminatı öneriyorlar. Everton bakın bu %100 bilgi. Öyle %10 bilgi değil arkadaşlar. Everton ee, bak Everton'a Fenerbahçe'ye 10 milyon Mourinho'ya 15 milyon euro teklif ediyorlar. Evet. Bakın bu birinci ağızdan duyduğum çok sağlam bir bilgi. Yarın bir gün belki de bizim yöneticinin birisi bunu açıklar. Bilemem. Fenerbahçe'ye 10 milyon euro fesih tazminatı verelim diyor. Mourinho'ya yıllık 15 teklif ediyorlar ama hiçbir yere gitmeyi düşünmediğini söylüyor. Ben bu takımı şampiyon yapmaya geldim ve bu takımı şampiyon yapacağım diyor. Ali Koç, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yöneticileri diyorlar ki biz sana güveniyoruz. Takımın oynadığı futbolun hakkında ne düşünüyorsun? Biz hani açıkça söyleyelim. E, biz senin tecrübene güveniyoruz. E, senin kariyerin malum. Ama biz çok beğenmiyoruz. Sen ne düşünüyorsun diyor. Mourinho da diyor ki ben de aynı fikirdeyim. Ben de oynanan futbolu beğenmiyorum. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Ve Mourinho bize gelmeden önce de teklifler alıyordu arkadaşlar. Hani diyorlar ki iyi teknik adam olsaydı Fener'i niye seçeydi? 50 tane takıma giderdi. İşte 50 tane takımda projenin başına geçmiyor. 50 tane takımda sadece rol üstleniyor. Şimdi şöyle düşünün. bana x bir YouTube kanalı diyor ki hocam sen günlük video çek her çektiğim video başına 1000 TL para veriyorum. Misal. İster videom 5 bin izlensin ister 1 milyon izlensin. 5 yani 1000 TL para veriyorum. Kendi kanalına devam ettiyse ben kabul ederim. Niye etmeyeyim? Manyak mıyım? Hem oradan ek gelir gelecek hem oradaki videolar patlarsa buranın reklam olmuş olacak. Burada patlayacak. Doğru mu? Yani bana diyorlar ki sen bu roldesin. Ama öte yandan çok kazanan bir e, YouTube kanalı var diyelim. Aylık misal veriyorum kafadan atıyorum. 1 milyon lira kazanan bir kanal var. 3 ortağı var. bana diyorlar ki gel sen de 4. ortak ol. Ne kazanırsak 4'te 1'i senin. Hangisi daha mantıklı? Siz hangisini seçersiniz? Hocam 4'te 1'i seçerim. Çünkü orada yetkim çok yüksek. Ha, Mourinho'ya diyoruz ki gel tek ortak sensin. Ne kazandın senin. İşte Mourinho bunu seçiyor. Ama Everton'a giderse ya dörtte bir hissel olacak ya da dediğim gibi işte video çek gerisine karışma olacak. Mourinho aksiyonun içinde olmak istiyor. O yüzden de Fenerbahçe'den bir yere gitmek istemiyor. Birçok taraftarımız ya bir önceki videoda ben taraftar görüşlerini dile getirdim. Arkadaşın birisi İsmail Kartal övmüş. İsmail Kartal gelse daha iyi olur şöyle böyle demiş. Videoda konuşmuşum. Arkadaşın yorumu şu hocam başlıkla içerik çok değişik. İnsanları kanaldan soğutuyorsun. Bu ne biçim bir başlık. Ulan Klopp diyen sizsiniz. Gidip ikna erin, getirin diyen sizsiniz. İsmail Kartal diye geberen sizsiniz. Ben bunu videolaştırmışım, haberleştirmişim. Umduğunuzu bulamadınız. Ben videonun içerisinde diyorum ki arkadaşlar bak Mourinho kıymet bilelim. Etmeyin elemeyin. Dünyanın sayılı adamlarından biri. Biz bu adamı göndersek yerine A plus hoca getiremeyiz. Getireceğimiz adamlara deriz ki ya bizde Mourinho tutmadı. Adam der ki ulan Mourinho tutmamış ben niye geleyim der diye anlatıyorum. Diyor ki hocam diyor, beklediğimizi bulamadık şöyle yapar böyle yapar. Vallahi yanlış anlamayın. Hani öyle saça böyle tarak sizin gibilere de böyle e, Mourinho diyor ki hazzı yaşamak istiyorum. Hani hala ülkesinde kızının düğün hazırlıklarında. Astronomik teklifleri reddetti. Suudi Arabistan'dan 40 milyon euro falan teklifleri reddetti. Durum bu. Birçok futbolcu kendine gelmeye çalışıyor. Mesela İrfancan Kahveci bunlardan biri. İrfan Can'ın Erdal Vahide bir itirafı var. Diyor ki bizde diyor düşüşteyiz. Düşüşteyiz. Doğruya doğru diyor. Biz de düşüşteyiz. Çünkü çok yoğun bir trafik arkadaşlar. Kolay değil. Haziran ayında bu takım sezon açtı. İrfan falan milli takım kampındaydı Euro bilmem 2024'te. Oraya gittiler geldiler direkt başladılar. Bir hatırlayın o süreci ya. İrfan, Mert Müldür, ee, Çağlar sakatlıktan gidemediydi falan. İsmail Yüksek. Bak inişli çıkışlı grafikler işte. Ferdi de oradan geldiydi hatırlayın ya o grafikler, inişler, çıkışlar, şunlar bunlar, Şimanski, Mimanski bir kendine gelemedi ki, bir dinlenemedi ki çocuklar. Biraz da düşüşün sebebi bu. Neyse iki yıl önce Rene karşı bir gol atmıştı İrfancan Can Kahveci. O taraftan beri, o tarihten beri daha doğrusu Ren'in takibinde Fransızlar takip ediyor. 50 maçtır izliyorlarmış arkadaşlar. 50 maçtır. Ve Ocak ayında şey yani o maçtan beri izliyorlarmış. Özür dilerim 50 maç diyorum. Ocak ayında resmi teklif yapacaklarını söylüyorlar. Ve sözleşme çalışmaları da hızlanmış. Fenerbahçe ha imzaladı, ha imzalayacak diye. Bu sezon ne yaptı İrfan Can? Güncel piyasa değerini 10 milyon euro yazıyor. 11 maç 1 gol 1 asist. Ya geçen sene imumunu aratıyor hocam. Demek ki düşüş var hocam. Ona ne diyeceksin? Ya arkadaş Fenerbahçe'de 140 maç. 30 gol 28 asist. 35 kez milli takım forması 2 golü var. Bakın bazı futbolcular 5 dakikalıktır. İrfan Can da öyle. 5 dakikalık topçudur. Ama İrfan Can kolay harcanacak futbolcu değil. Onu belirteyim. Mesela Levent Mercan. Fenerbahçe'de Levent Mercan kararı. 2 milyon euroya kara transfer edildi. Devre arasında takımlar ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ne oynuyor ne bir şey yapıyor. Kiralanması düşünülüyor. Ama oynama garantisi göndermek istiyoruz. 5 maçta kadroda yer almadı. Ee, ne zaman alacak tartışmaları hakim. Öte yandan bakıyorsun Fenerbahçe'de Samet Akaydın ikilemi var. Ee, yani Fenerbahçe'de Samet Akaydın açması sürüyor diyor herkes. Amili takım direktörü Monteya Avrupa Uluslar Kupası'nda aday kadroya çağırdı. Kafalarda soru işareti. Ulan Fenerbahçe'de oynamamasına rağmen gidiyor diye. Ya buna bir örnek verdi geçen. Erman Toroğlu'ydu sanırım. Çok da güzel bir örnek verdi. Diyor ki tüm ermetin Fenerbahçe'de oynamazdım, Yedek kalırdı. Fatih Terim ısrarla milli takıma çağırırdı diyor. Ama her çağırdığında da verim alırdı diyor. Ya bazı futbolcular böyledir diyor. Yani orada şey yapmaz. Keşke, yani keşke orada milli takımda gerçekten patlama yapsa. Samet Akaydın ya da şeyi başkası. Ama şu da bir gerçek. Şimdi Euro 2024'te e, boy gösterdi. Daha önce Panathinaikos'ta yarım dönem oynadı. Orada işte biraz Türk milliyetçiliğinden dolayı istenmeyen adam oldum. Fenerbahçe'ye dönüşü biraz hüsran oldu. Ama Monteya milli takımda kaldım diyor. Her maç çağıracağını belli ediyor. Yani Yunus Yunus Akgün kötü de oynasa çağırırım diyor. Ser, e, Samet Akaydın kötü de oynasa çağırırım. Bunlar benim elemanım diyor. O da kendini ispat etmek istiyor. Yani Samet Akaydın da. Şu bir gerçek. Ama Samet'e sıra gelmesin de elimizdekilerle oynayalım. Yani Ertan Süzgün de diyor Samet Akaydın'ın şans bulamadığı belli. Yani böyle devam ederse devre arasında takımlar ayrılmasını bekliyorum diye. Şu da bir gerçek. Samet'e kaydını gönderiyorsak mesela yerine Merih Demiral'ı falan almamız lazım. Hocam Allah aşkına Merih Demiral'la Samet bir mi? Ne demek Merih almamız lazım? Şu açıdan Türk gönderiyorsan Türk almak zorundasın. Yabancı kontenjanında serbestlik var kabul. Ama %100 serbestlik değil. Siz de bunu anlayın. Yani serbestliğe okey ama %100 bir serbestlik yok. Ve sorunlar da zaten buradan çıkıyor. Taraftar diyor ki ya arkadaş ben istediğimi alırım, şöyle yaparım, böyle yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım diyor. Ama öyle bir dünya yok. 14 yabancı bitti. Ki onun da 12'sini kadroya yazıyorsun. ikisi kadronun dışında kalıyor. Her futbolcu da kolay kolay kabul etmez yani. Bugün ben diyorum ya size. Yani onu oynatmayayım, şunu oynatmayayım, bunu oynatmayayım. Eee kim oynatayım? Kim oynatayım? Valla işin garip tarafı bunlar arkadaşlar. Ee, hani daha çok şey söylerim de bu kadar söylemiş olayım. Çünkü bir gariplik var işin içinde Samet Akaydın konusunda. Merih Demiral konusunda durduk yere söylemediğimi de ince bir mesaj olarak vereyim. Biz bu videodan kısa kısa ne anlayacağız? Zaten 19 dakika olmuş ya kısa yapacaktım videoyu ama kendi görüşlerimi de aktarmadan olmayacaktım. Arkadaşlar biz bu videodan şunu anlayalım. Jose Mourinho bir yere gitmiyor. Yapacağım işim var diyor. Bu bir. Ama devre arasında mesela Levent Mercan Samet Akaydın gibi isimler gidip Merit Demiral gibi isimler gelebilir. Herhalde yani bu tarz isimler yani Türk gider Türk gelir manasında diyorum. Mehmet Çimşek yasa dışı bahisten çok ilgileniyormuş. Buna engel olacaklarını söylüyorlar. İnşallah engel olurlar. Okan Buruk bence kovulmak istiyor. Çünkü bile bile artık hakeme çatıyor, medyaya çatıyor. Yok şu kadar günde şu kadar maç oynadık diyor. Ulan milli ara var. Allah aşkına arka arkaya böyle bir maç ayarlamışsın ki İstanbul dışına çıkmıyorsun. Yani fikstürü sen ayarlasan böyle fikstür ayarlayamazsın. Utancından başka şey yaparsın O yüzden çok bir şey demiyorum yasa dışı bahis mesela keşke o sırtınızı aldığınız reklamdan dolayı iyi bir ceza yeseniz. ama maalesef unutuldu gittim Daha biraz da Fenerbahçe'nin derbi mağlubiyeti sağ olsun o gün Fenerbahçe yenilmemiş olsaydı bugün siz ondan dolayı iyi bir ceza yemiş olacaktınız Belki de herkes de üstüne düşecekti ama maalesef biraz da Fenerbahçe'de kendi şeyini sorgulasın Ben teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar Hani Everton dediğim gibi 10 milyon euro e, Fenerbahçe'ye fesih tazminatı Mourinho 15 öneriyor ama Mourinho ben bir yere gitmek istemiyorum. Bu takımı şampiyon yapacağım diyor. Haydi inşallah bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.